Hoş bulduk Semacığım. İçeride mi? Geldi. Annem. Canım. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Ay ne güzel o saçların lile lile. Sevdim. Çok beğendim. Sen çok iyi görünüyorsun. Hatice Hanım buyurun buyurun. Bahsettiğim Hatice Hanım. Anne. Memnun oldum efendim. Ben de. Anneciğim benim hastam var maalesef. Hemen çıkmam gerekiyor. Hem siz rahat rahat konuşmuş olursunuz Hatice Hanım'la. Tanışmış olursunuz olur mu? Tabii tabii. Konuşuruz Hatice Hanım. O zaman müsaadenizle. Hadi canım. Seni çok seviyorum. Hadi iyi çalışmalar. Sağ ol anneciğim. Gülüyor. Görüşürüz Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Vay vay vay. Senin ne işin var burada? Ben cezamı doldurdum Mayda. Onu görüyorum. Biz senden bir anlaşma yapmadık mı Hatice? Ha? Ayşe'nin hayatını mahvetmeye mi geldin? Benim öyle bir niyetim yok. Ben buraya kızımın yanına geldim. Ona her şeyi anlatmadan da hiçbir yere gitmiyorum. Çok bekletmedim değil mi? Yok. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Harikasın. Senin için hazırlandım. Nereydin? Bilmem. Ben mi karar vereyim? Ben mi vereyim? Bence sen ver. Can Bey, hoş geldiniz. İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İzmir'deyim. Can gidelim mi? Gidelim. Başka bir yere gidelim. Ya ne oldu? Başka bir yere gidelim. Oğlum da niye gidiyoruz başka bir yere? Allah Allah ne oldu? Ne diyorsun Dilara, ne diyorsun? Demir'i emzirdiğin mi diyeceksin? Yapma. Bu kadar küçüğüm. Yakışmıyor sana.
bunu yapmayacaktın. Sevgimden, aşkımdan nasıl şüphe edersin? Seni sevmeye nasıl devam edeceğim ben şimdi? Hazırlardım. Yemek yerdik beraber. Sağ ol. Aç değilim. Doydum sayende. Lütfen Cihan, gelir misin? Yani o an ne yapacağımı bilemedim. Panik oldum Cihan. Abimi görünce panik oldum. Niye? Anneme söyler diye. Geleneksel bir kadın. Kasabada doğdu, büyüdü. Evli bir adamla beraber olmamı alkışlarla karşılayacak değil. Yaşa ne yapacağız? Ya benim boşanma davam uzun sürerse ne olacak? Yani ben ömrü billah senin ailenle tanışamayacak mıyım? Bilmiyorum Can. Tabii ki tanışacaksınız. Ben tanıştırmak istemiyor muyum? İnan senden daha çok istiyorum. Panik yaptım işte. Bak Ayşe, ben 40 yaşında adamım. Böyle senin abinle falan öyle köşe kapmaca oynayacak bir adam değilim. Korkuyorum Can. Neyden? Annemin beyninde kitle var. Nasıl? Ne kitlesi var? MR çektirdik. Böyle bir gölge, bir karartı vardı. Şüphelendim. Tekrar çektirmek istedik. İnat etti, kabul etmiyor. Tamam da bu işin bir uzmanı yok mu? Götür. Uzmana göster. Sen psikologsun. Ne anlarsın? Tabii ki uzmana götürdüm. Tanıdığımız doktora götürdük. Tekrar çekilmesi gerektiğini söylüyor da. Ama annemi bir türlü ikna edemiyorum. Demek ikna edemiyorum. Eğer bir kitle varsa bunun tedavi olması lazım. Öyle bir şey mi var? Evet, biliyorum. Bundan korktum Cihan. Abim kesin anneme söyleyecekti ve milyonlarca soru soracaktı babana. Ben de yalan söylemek istemedim kadına. Hele böyle bir dönemde hiç söylemek istemedim. Tamam, tamam peki. Tamam. Kötü düşünme, iyi olur. İyi düşün, iyi olsun. Özür dilerim geceyi mahvettiğim için. Tamam, ben özür dilerim. Biraz tepem attı, farklı davrandım. Kusura bakma. Benim tepem attı. Her zaman böyle tepem atmaz. Emin misin? Eminim. O kadar kötü şeyler yaşıyorum ki her şeyi. En ufak bir şeyde gerçekten tepem atabiliyor. Kusura bakma. Önemli değil. Ne olur aklına kötü bir şey gelmesin, olur mu? Çok istiyorum seni abimle de annemle de tanıştırmayı. Dilara'nın ne zaman çıkacağı belli mi? Kefaleti yattı bugün. Çıkacak ama ondan sonra ne olur bilmiyorum. Nasıl yani, tekrar girebilir mi? Evet, yani tutuksuz yargılanacak. Eğer hakim suçlu derse girebilir ve o zaman çok kötü olur. Ne olursa olsun, istemem orada olmasını. Tabii ki. Çocuklar var başta. Bak yeni sezonu da çıkmış şunun. Ya da bu var. Hı. Ağrın yok değil mi bu arada? Ağrı kesici aldım ya. Olsun. Rahatsın. Rahatım. Senin yanında olunca daha rahatım. Hatta şöyle yapayım. Oh, bak şimdi daha da rahatım.
Ne oldu? Bir tuvalete gideceğim. Ben yardımcı olayım mı? Yok canım, o kadar da değil. Yürüyebiliyorum. Sen izle. Niye fısıltıyla konuşuyorsun? Ozan sende mi hala? Hayır canım. Çoktan gitti o. Biraz ağrım vardı o yüzden. Yandan. Avukatın bugün adliyedeydi. Dilara'nın durumuna bakmış. Dediğimi yapmamışsın. Havrum. Ameliyatlıyım ben. Candan ben sana ne dedim? İfadeni geri alacaksın. Dilara benim evime basmadı. Yalan söyledim diyeceksin demedim mi? Yapacağım. Yarın gideceğim adliyeye. Hastayım havrum. Yerimden bile kalkamıyorum. Gelirsem yanına yerinden hiç kalkamazsın Candan. Tamam. Bak söz sana, yarın sabah ilk işim. Dilara senin yüzünden bir gün içeride fazla kalsın. Gebertirim seni Candan. Gebertirim, anladın mı? Anladım, anladım. Tamam. Buyurun Aydan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Harun Bey. Hoş geldin canım. Canım. Siz çıkabilirsiniz Saçan. Tabii Maydan. Nasıl isterseniz. Hala. Başını getirdi kadın bu. Evet. Ben tanıyor muyum ya? Tanıyorsun zaten. Nasıl? Çıkaramadın mı? Yok. Hatice, Sabri'nin karısı. Ne? Gel. Çıkmış mı hapisten? Çıkmış. Ayşe'yi nasıl bulmuş? Ne bileyim ya. Bulmuş işte. Sen biliyor muydun çıkacağını? Bilmiyorum. Bilsen de sözü vardı. Yıllarca baktım ben bu kadına hapiste. Çıkınca sizin hayatınıza girmeyeceğim, kendi halinde yaşayacağım diye yemin etti bana. Yemini tutmadı yani. Çıkıp geldiğine göre. Burada kalamaz bu. Ayşe'ye de bir şey söyleyemeyeceğiz. Ay ne yapacağız Harun? Tamam, üzülme, üzülme. Göndeririz. Yok efendim, nereye göndeririz? Hiç gitmeye niyeti yok. Ayşe'nin getirdiği gün böyle usulünce bir git dedim. Dinlemedi bile. Böyle suratıma dik dik bir bakışı var. Bütün gün içim içimi yedi. Ben üstüme düşen bütün vazifeleri yerine getirdim. Hatta eniştenin vasiyeti vardı. Su bile vermeyeceksiniz buna diye. Ama dinlemedim tabii. Ah ah. Keşke hiç acımasaydım. Bıraksaydım onu içeride öyle kendi halinde, belki o zaman kıymetli olurdu. Al işte. İyilik yap, cezasını bul. Ay, anlamadım ki amacı ne? Bir sen. Thank you.
bir şey ya. Çabuk gidelim diye ara yola sardım ama burası da sıkıştı. Ana yolda kaza olmuş. İki şerit kapalı. Ya geç kalırsak onu almaya gelmedik zannedecek. Geri dönebilsek başka bir yol deneyeceğim ama arkamızda doldu. Peki dışarı çıkarmışlar mıdır yoksa içeride mi bekliyordu? Ne yapıyordu şu an? Çıkarmışlardır, çıkarmışlardır. İçeride bekletmezler. Kapalı. İdareye teslim ettiği için dura dura şarjı bitmiştir ya. İçeride konuşturmadılar biliyorsun. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum, bilmiyorum. Kaza da bizi buldu olacak ya. Sen de bilmediğin yollara girmeseydin, dümdüz gitseydin bildiğin yoldan. Şu bize soktuğun hale bak Yıldırım abi ya. Çok biliyorsan gel sen kullan Azal. Her yer kapalı zaten, görmüyor musun? Çok fazla kalmayacağım. Demir almaya geldim. Alıp çıkacağım hemen. Anneciğim. Gel bakalım. Çok özledim seni ben. Ben çalışma odasındayım. Seni bekliyorum. Sevinç'im eşyalarını hazırla, birazdan çıkacağız. Tamam. Gerek yok Dilara, sen bir yere gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Bu ev senin. Bu yol sana ait. Dolayısıyla burada sen yaşayacaksın. Ben gideceğim. Bak, eğer Harun'la görüşeceksen külahları değişiriz. Ben buradan gidiyorum diye gözüm kulağım burada olmayacak zannetme. Her şeyden haberim olacak, haberin olsun. Tekrar söylüyorum, o herifle görüşeceksen eğer külahları çok kötü değişiriz. Görüşmüyorum Cihan. Vallahi bilemem, eğer görüşürsen sonuçlarına katlanırsın. Cihan, görüşmediğimi söyledim sana. Peki ben sana niçin inanayım Dilara? Hı? Neden sana inanayım? Ben, sen bana 50 türlü kazık atmış bir insansın, ben sana neden inanayım? Peki. Yemin ediyorum sana Cihan. Bitti. Dediğim gibi ben gidiyorum. Boşanıncaya kadar bizim evlerden bir tanesinde kalırım ben. Boşandıktan sonra Cansu, Azal burada mı kalacaklar seninle, benimle mi kalacaklar? Oturur konuşuruz, kararlarını verirler. Bilemiyorum. Cihan, burası senin de evin. Ben seni yerinden yurdundan etmek istemiyorum. Sen beni yerimden yurdumdan çoktan ettin Dilara. Çoktan ettin. Neyse. Seni şirkette falan da görmek istemiyorum. Ha bu arada
Biliyorsun Ozan'ın %10 hissesi var. Bundan sonra Ozan kendi %10 hissesini kendisi yönetecek. Kocaman adam oldu. Senin de %20 hissen var. Bir avukata mı verirsin, birine mi verirsin, birine vekalet verirsin, gelir seni temsil eder. Değil seninle aynı çatı içerisinde olmak Dilara. Yani aynı odanın içerisinde hava solumak bile istemiyorum bu saatten sonra. Bilgin olsun. Bu arada eminim Cansu seni bırakmak istemeyecek, seninle kalacak. Ama işte her şey bittikten sonra, boşaldıktan sonra Azal ne olacak onu bilmiyorum. Azal büyük ihtimalle yalnız bir eve çıkmak isteyecek, o da benim yanıma olacak. O yüzden Hazal'la Cansu'yla konuşursan sevinirim. Rica ediyorum senden Hazal'ı benim yanıma gelmeye zorlama. Burada daha güvenli. Tamam canım. Teşekkür ediyorum her şey için. Cansu burada. Kızlar Bahtiyar'la sana emanet. Emredersiniz. Her şeyi bilmek istiyorum. Saat kaç olursa olsun, tamam mı? Mutlaka beni arayın. Hadi. Rahmi Bey. Rahmi Bey. Gel hadi bahçede kahve içelim. Kafe yaptım bak. Ha, kahve mi yaptın? He. Kerim onun suyla damla sakızlı. Hadi gel. Aa. Dilara gelmiş. Ay Dilara Hanım. Ya. Dilara Hanım hoş geldin. Gelin beni. Geçmiş olsun hayatım. Ya dur bir de ben sarılayım. Dilara Hanımcığım hoş geldin. Geçmiş olsun. Ya aklım sendeydi ha. Ya Dilara Hanım geçmiş olsun. Kendi kendime dedim ki ya bu kibar, zarif, yüksek sosyete kadın mapushanelerde ne anlar? Katillerin, psikopatların arasında ya bu dillerini bilmez, huylarını bilmez ne yaptı diye düşündüm. Sus ya. E ne yaptın Dilara Hanım? Nasıl başa çıktın sen bu kırkızlarla, katillerle? Ya bana bak az vereydin ha. Şimdi onlar buldular ya böyle sosyetik, saftrik, zengin kadını. İsterlerdi isterler bana bak az vereydin ha. Ya sus, sus. Aa, nerede kızlar? Bilmiyorum baba, evde değiller mi? Yok, seni almaya gittiler. Sen yalnız mı geldin? Evet baba, ben yalnız geldim. Taksiyle geldim. Ya benim ya. Sevinç nerede? Demir getirmesini istiyorum. Nerede Sevinç? Evet, o kendi sedası. Azmi merhaba canım. Merhabalarmış ya. Cihan evde mi? Cihan Bey biraz önce çıktı da Dilara Hanım geldi içeride. Heh. Ne? Annem mi geldi? İçeride. Cihan nereye gitti? Artık gelmeyecekmiş Yıldırım Bey. Öyle dedi. Anne. Of. Özledik seni. Çok 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 özledik. Ben de sizi özledim kızım. Ben de ikiniz birden çok özledim. Ya anne kusura bakma biz seni almaya geliyorduk ama çok trafik varmış. Bir kaza mı ne olmuş o yüzden gelemedik. Önemli değil anneciğim düşünmeniz yeter. Ya seni burada görmek ne kadar güzel anlatamam sana anne. Bitti değil mi? Her şey bitti. Evet anneciğim buradayım hiç merak etme. Ben de sizi düşünmedim. Çok özledim ikiniz de. Dilara özür dilerim. Yetişemedik ama İstanbul trafiği işte. Önemli değil Yıldırım. Kızlar şimdi benim Yıldırım'la konuşacağım bazı şeyler var. O yüzden biraz izin verir misiniz bize? Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Yıldırım. Cihan, kefalet konusunda sorun çıkardı mı? Tabii ki hayır. Şimdi düşünüyorum da ben onu çıkarmıştım. Ne diyeyim Dilara, o Cihan
Başka bir adam işte. Öyle gerçekten. Hazırım dava konusunda ne düşünüyorsun? Oraya dönemem tekrar. Her şeyi halledeceğiz tamam mı? Biraz zor olacak belki ama halledeceğiz. Zaten mahkemenin elinde Candan'ın ifadesinden başka bir kanıt yok. Tamam, önemli bir kanıt ama onu da çürüteceğiz. Tamam. Hala mı evdesin Candan? Çıkıyorum şimdi. Candan, avukatım adliyede seni bekliyor. Yarım saat içinde orada olmazsan... Tamam Harun, çıkıyorum dedim ya. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Nerede, nereye gidiyorsun? Gelmişsin. Birkaç işim var, onları halletmek için çıkacağım. Candan saçmalama. Daha iyileşmedin bile. Nereye gidiyorsun? Otur şuraya lütfen. İşim var, acil evde. Çıkmam lazım. İşin sağlığından daha mı önemli yani? Ben iyiyim. Merak etme. İyi falan değilsin. Suratın hala bembeyaz. Bak, beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama gerçekten iyiyim ben. Tamam mı? İnan bana. İyi peki. Adliyeye mi gidiyorsun? Evet. Bırak bari ben götüreyim seni. Bu şekilde araba sürme. Ay yok canım. Hiç gerek yok. Ben hallederim. Merak etme. Zaten birkaç saat içinde geri döneceğim. İstersen beraber bir şeyler yaparız. Ha? İyi tamam. Haberdar et ama beni. Tamam. Yani zaten bir deri bir kemikti. Şimdi iyice zayıfladı. Yine ipliğe döndü ya. Ya sen merak etme. Hiç kafanı yorma sen. Şuna bir bardak versen. Ben şimdi 2 saat içinde tuzlusunu, tatlısını bir güzel sofralar hazırlarım ki aklın durur yani. Aklın durur. Sana da bir dert yanmaya gelmiyor be. Hemen kendine yoruyorsun Keriman ya. Aa, aşk olsun be. Aşk olsun. Köle gibi çalışıyoruz şurada. Şey, Cihan evden gitmiş galiba. Evet, Yıldırım evden gitti. Beni görmek istemiyormuş. Hakkı zaten. Ben olsam ben de görmek istemezdim. Hadi Dilara, yapma ne olur. Öyle öyle gerçekten. Ben onun iyiliklerini hak etmiyorum. Kefaleti bile ödemezdim onun yerinde olsaydım. Öyle düşünme. Her şey çok taze daha. Biraz zamana bırak, düzelecektir. İnan bana, düzelecektir. Düzelmez Yıldırım. Gerçekten düzelmeyecek. Bana olan saygısını çoktan kaybetti. Onun gözünde bir içim artık. Sen de beni bir daha görmek istemezsen anlayışla karşılarım. Oho, dur bakalım orada. Dilara, ben senin de dostum. Bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum. Her zaman yanındayım. Bak, ne zaman bir şeye ihtiyacım olursa beni kesinlikle aramaktan çekinmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Lütfen. Tamam. Sağ ol Yıldırım. Gerçekten iyi bir dostsun. Bak, tam da bu durumdan dolayı sana bir şey sormak zorundayım. Yani seni ilgilendirmez diyebilirsin, sana ne diyebilirsin ama öğrenmem gerek. Harun'la görüşmeyi düşünüyor musun? Hayır Yıldırım, düşünmüyorum asla. Ama Cihan'a görüşüyorum demişsin. Artık görüşmüyorum, bitti. Emin misin? Evet, eminim. Birçok hata yapmış olabilirim ama bir daha yapmam. Harun yüzünden benim ailem dağıldı. Bu kadın daha yeni mahpustan çıktı. Midesi falan bozulur. Birkaç gün sadece böyle sebzeli mebzeli hafif şeyler yapayım he. Birkaç gün mü? He. Ondan sonra diyorum etlere, hamur işlerine geçeriz. Önümüzdeki aylarda. He. Ha, sen iyice niyetlendin burada, yerleşeceksin yani. Aşk olsun Rahmi Bey ya. Şurada önünüzde köle gibi çalışıyorum, pişiriyorum, taşırıyorum. Can Haşmet'ten köşeye çekilip oturuyorum, yediğim bir lokma. Ha, bir lokma, bir lokma yiyorsun. Vay be. Bana bak Keriman. Sen bu Emine'ye tezgah mı hazırlıyorsun kız? Onu defedeyim bu yalıya yerleşeyim ağaççı olarak ha? Haşa, ne münasebet. Ben kimsenin ekmeğinden oynamam. Hadi be. Ama elini vicdanına koy söyle.
yeteneklerim mi güzel? Emine'ninki mi? Emine'ninki. Dediğim gibi her şeyi zamana bırak, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nankörsün nankör. Yediğin önünde yemediğin an daha bir adı. Dur be. Ne diyor Yıldırım? Davayla ilgili bir şey var mı? Yeni bir şey yok baba. Dilara Hanımcığım, canın ne çekiyor? Ne pişireyim canım benim? Baba, ben kızlarla bir şey konuşacağım. Biraz izinleyeyim mi sana? Tamam. Keriman. Ya kızlar deyince şaka yaptım ya. Ya gülesin diye şaka yaptım, hiç gülmüyorsun. Allah'ım sen sabır ver ya. Allah Allah. Bana bak. Ne konuşacak kızlarla? Sen niye almıyor içeri? Sana ne? Senden ne saklıyorlar? Sen niye duymayacakmışsın ne konuşulduğunu? Senin şu yalana bir ciddi alan var mı? Niye senden saklıyorlar? Sus be, tamam. Sana ne? Allah Allah. Buyur buyur. Neyi dinliyorsun? Neyi dinliyorsun? Hadi yürü. Mutfağa bal mı yapacaksın? Börek mi yapacaksın? Mantı mı atacaksın? Hadi yürü. Ay, Allah Allah, her konunun içinde ya. Oh. Anne iyi ki buradasın. Çok özledim seni. Ay yavrum. Biliyorum anneciğim. Benim için de sizi görmek çok güzel. Kızlar, sizinle konuşmam gereken şeyler var. Sizden hemen önce babanız buradaydı ve biz babanızla oturup biraz konuştuk. Benim yılda kalmamı istiyor. Kendisi gidecek. Nasıl yani, boşanıyor musunuz? Evet, babanız davayı açtı. Şimdilik evlerimizden birinde kalacak geçici olarak. Kendine kalıcı bir yer bulduğunda oraya yerleşecek. Ya babam niye söylemedi ki bunu bize daha önce? Anneciğim, babanın kafası çok karışık. Zor günler geçiriyor biliyorsun. Sizinle mutlaka konuşacaktır. Biz yine bu şekilde devam edeceğiz. Demir, ben, siz. Düzenimiz değişmeyecek yani. Babanız yerleştikten sonra tekrar konuşacağız sizinle. Onunla mı yaşamak istiyorsunuz yoksa benimle mi yaşamak istersiniz? Niye burada sizinle yaşayayım ki? Anlamadım Hasan, ne? Yok bir şey. Kendi başına ayrı bir evde yaşamayı falan düşünmüyorsun değil mi? Niye? Ozan gayet yaşıyor. Erkek diye mi? Ozan'ın davranışlarını tasvip ettiğimizi mi zannediyorsun sen kızım? Hazan, bana bak. Ben Ozan yüzünden cezaevindeydim anneciğim. Onu kurtarmak için. Oğlumun da bu evde yaşamasını istiyorum. Sadece şu anda gücüm. Ya birini gönder ya da git sen al gel hadi. Ha bak şey alma ha, aldırma ha. Böyle koca kafam kadar. Böyle telsiz, taze olsun ki böyle şakır şakır yenilsin. Keriman, ne yaptığını zannediyorsun sen? Çık mutfağımdan. Senin mutfağın mı? Bana bak. Sen sabah sabah ciğer filan mı yedin, ne yedin? Bu ne cesaret? Kimin mutfağıymış bura? He? Yetti artık be. Çıkmıyorum sana. Yok, yoksa bak Dilara Hanım'la konuşurum ona göre. Git konuş. Bana bak Emine, aklını başına kullan aklını. Bana bu yalıda ne teklifler geldi ama kabul etmedim. Hele bir sor, niye kabul etmedim? Niye? He. Ben başkasının ekmeğiyle oynamam da o yüzden. Ne teklifiymiş o? Kimden geldi o teklif? Kimden geldiyse sana ne? Tamam, o zaman kabul et teklifleri, hiç reddetme. Ben başka kapı bulurum kendime, sen hiç merak etme. Sen benim yaşam koçum musun? Sen ne karışıyorsun neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğime? Çık git kız şu mutfaktan. Tamam, hadi sen gidiyorsun. Yürü, aa! Yürü, çık, çık. Bana bak, seni sinirlendirme. Dilara Hanım çağırırım şimdi, rezil olursun. Sen gidiyorsun. Çıkar mısın şuradan? Topusunu göster. Topusu mu var senin mutfağının? Mutfağın diyor ya. Yeter, hadi. Ben gidip şimdi şikayet edeyim de gör seni. Yürü. Boşanma davası ne zaman sonuçlanırmış peki? Bilmiyorum baba, herhalde tek celsede biter. Valla ne diyeyim kızım işte, hayırlısı neyse o olsun ya. Evet baba, işte durumlar böyle. Neyse ben Demir'e bakayım. Tamam yavrum. Bana bak, üzme kendini. Hepsi geçer.
Tamam. Tamam olur. İmzalayabilirsin. Boşanma davası nasıl gidiyor? Bir sorun yok. Duruşmayı bekliyoruz. Yıldırım, her şey dediğimiz gibi olacak, tamam mı? Rica ediyorum, bir pürüz çıkmasın. Tamam. Merhabalar. O? Hoş geldin Rahmi abi. Merhaba Yıldırım, nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. İyidir, sağ ol. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim baba. Seninle bir şey konuşacağım. İyi, tamam. Ben kaçıyorum. Hoşça kal canım. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Baba otur. Eyvallah. Bir şey içer misin babacığım? Yok oğlum, sağ olasın ya. Aç mısın? Değilim, değil. Değilim. De Cihan, ben sana bir şey soracağım ya. Buyur baba. Bu senin yazlık ev boş mu benim kaldığım Bahçeköy'deki? Evet. Hayır. Ha, ben oraya yerleşeyim diyorum. Hayır baba. Yerleşme. Ya olur mu ya? Siz şimdi boşandınız. Ya benim bu yalıda kalmam yakışık almaz ki. Tam tersi baba. Ben senden rica ediyorum, yalıda kal. Niye? Çünkü çocuklarım orada. Azal orada, Cansu orada. Ozan tamam dışarıda şimdi ama eninde sonunda evine dönecek. Başlarında olmanı istiyorum baba. Bir de bu Harun denen bela var başımızda, biliyorsun. Rica ediyorum sana baba. Göz kulak ol orada, oğlum. Sen bilirsin oğlum, öyle uygun görüyorsan. Tamam. Başka bir şey iç. İster misin? Çay söyledik. Aynen canım, tamam yapacağız. Hayatım. Ya bu ara sıkışık biraz, biliyorsun. Ne yapayım, ben ne yapayım? Sabretmen lazım. Konuştuk bunları. Evet, hepsini konuştuk sen. Az kaldı bak. Yakında hayal ettiğimiz her şeyi yapacağız yani. Tamam, ben arayacağım sizi. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldin aşkım. Kimle konuşuyordun? Kapatmasaydın telefonu, konuşsaydın. Ya plak şirketinden bir tane eleman. Bize yardımcı olmaya çalışıyor da. Eleman. Erkek yani. Kız olsa ne fark eder Hasan? Baksana bana. Benim gözüm senden başka bir görüyor mu sence? Ya öyledir eminim. Sen ciddisin yani aşkım. Ben senin güvenini kıracak bir şey mi yaptım? Yani yapmadın aslında da. Ne o zaman aşkım? Ya özür dilerim, yersiz kıskandım galiba. Ama sen de beni kıskanmıyor musun? Kıskanıyorum tabii. Deliler gibi kıskanıyorum ben de. Ama biliyorum yani beni sevdiğini. Başka biriyle bir şey düşünmeyeceğini. Ya haklısın, tamam. Çok özür dilerim aşkım, ne olur. Çok özür dilerim. Neyse, cupcake yesek mi acaba? Buranın cupcake'leri çok güzel. Sen benim cupcake sevdiğimi nereden biliyorsun? Ya biliyorum bir şeyler diye. Hadi oradan. Evet. En sevdiğim kahve ne peki? Sakızlı Türk kahvesi. Aa, bilmiyormuşsun işte. Aşkım, Amerikan'la içelim mi? Ya, aşkım ya. Aldın mı puanı? Aldın, 10 puan. İyi o zaman, ben gideyim cupcake'leri söyleyeyim. Tamam, 10 puanı kaptın bak. Kaptım. Hey, hadi bakalım. Evet. Ne konuşacaksan konuş. Ozan, senin için korkuyorum anneciğim, endişe ediyorum. Benim için korkacak bir şey yok. Anladın mı? Herhalde bunu söylemek için gelmedin buraya.
Bak anne, senin aleyhine konuşmadım. Konuşmayacağım da içini rahat tut, tamam mı? Bunun için gelmedim ben o zaman. Öyle mi? Ne için geldin? Eve dönmeni istiyorum Uzan ya, varıyorum sana. Candan iyi niyetli bir kadın değil. Başına dert açacak. Candan iyi niyetli bir kadın değil. Peki sen iyi niyetli misin? Ha? Candan'ı öldürmeye çalıştın sen. Kendin beceremedin, gittin tetikçi tuttun. O yüzden bana böyle şeylerle gelme. Ozan, yemin ediyorum sana böyle bir şey yapmadım. Kim yaptı o zaman? Sen Candan'ın evini basıp kafasına silah dayamadın. Ben olmasam öldürüyordun onu. Kendin beceremedin, gittin tetikçi tuttun. O da beceremedi. Sırada ne var? Ozan saçmalama. Ben senin annenim. Sen beni tanımıyor musun? Ben birini öldürebilir miyim? Sadece korkutmak için gittim evine. Gözdağı vermeye çalışıyordum, anladın mı? Senin o evde olduğunu bile bile ben birini gönderir miyim oraya? O zaman kim yaptı? Dedim ya sana oğlum, iyi niyetli değil. Bir sürü düşmanı var bu kadın. Doğru, Candan kötü. Ama sen süpersin. Sen meleksin. Sen hata yapmazsın. Sen mükemmelsin çünkü. Hata yapabilirim o zaman. Yapıyorum da. Vay be. Bu da bir gelişme. Hatalarını kabul etmeye başlamışsın. Bak, ben hep babamı suçladım anne. Ailemizi paramparça etti dedim. Bütün hataları onda buldum. Ama gün geçtikçe görüyorum ki senin ondan bir eksin yokmuş. Hatta fazlan var. O zaman ben hatalarımın farkındayım. Ve telafi etmeye, tamir etmeye çalışıyorum. Ailemi tekrar düzene sokmaya çalışıyorum. Hayat bu hayat. Öyle hayatını tamir edemezsin. Geçmişini de silemezsin. Ozan lütfen. Bu kadar katı ol. Seni dinlemek istemiyorum. Ozan, Ozan bir git lütfen. Baban evden gitti, boşanıyoruz biz. Vay be. İyi, ne güzel. Artık Harun'la evlenmemen için bir sebep de kalmadı. Hayır Ozan, yanlış anladın. Harun'la da görüşmüyorum ben. Bitti Harun. Bitti demek de bitmiyor işte, anladın mı? Sen Harun'un çocuğunu doğurdun. Harun'un kanını bize kardeş yaptın, anladın mı? Bitti. Ben niye eve gelmiyorum sanıyorsun? Ben o çocuğu görmeye dayanamıyorum, katlanamıyorum, anladın mı? Gelmeyeceğim. Sen o küçücük bir çocuk, bir bebek. Onun ne suçu günahı olabilir? Suçu günahı yok. Ama Harun gibi bir şerefsiz çocuk. Yeterli. Seni dinlemeyeceğim. Ozan, Ozan bir dur. Ozan lütfen ne olur, ne olur biraz dinle beni. Benim hisselerimi yönetmeni istiyorum. Madem kendi hisselerini kendi yöneteceksin, benimkileri de sen yönet. Benim senden başka güvenecek kimim var? Sen benim oğlumsun. Başka kimseye güvenin. Ozan lütfen. Ne olur anneciğim düşün. Thank you.
istiyorsun sen? Beni mi takip ediyorsun? Dilara iner misin lütfen? Konuşalım ne olur. Konuşacak bir şey yok Harun, çekilir misin? Lütfen Dilara, yalvarıyorum ne olur. Sadece 2 dakika ne olur. Harun lütfen çekil. Çok pişmanım. Senden nasıl şüphe ettim ben de bilmiyorum. Lütfen yalvarıyorum Dilara. Bunları daha önce düşünecektin Harun. Ayrıca... Oğlumuzu düşün, Alaz'ı düşün. Ben sensiz yapamam. Alaz olmadan yaşayamam. Dilara lütfen. Alaz'ın adını ağzına alma sakın. O senin oğlun değil. Yalvarıyorum sana, affet beni. Ne olur. Harun çekilir misin? Çekilir misin şuradan? Çekilmeyeceğim Dilara, çekilmeyeceğim. Ya benimle konuşacaksın ya da çiğneyeceksin beni. Allah'ım çıldırmak üzereyim. Gerçekten dayanamıyorum artık. Dilara lütfen. Dilara ne olur Alaz'ı düşün lütfen. Oğlumuz babasız mı büyüteceksin? Ne olur yapma, yalvarıyorum aşkım. Bize bir şans ver, yeniden başlayalım lütfen. Ne olur. Ozan, niye buluşmak istemiş Dilara seninle? Konuştunuz mu? Ne diyor? Kim bilir bir daha benimle görüşmem için ne yalanlar söyledi sana, değil mi? Ozan bak, Dilara sana ne demiş olursa olsun... Canlı, kendine çok şık bir kıyafet al. Ne? Niye? Evet, tavşan kanı çaylarımız geldi. Şey, jilet limon kesmedim de isterim sen de hemen bir koşu alıp geleyim limon. İstemez. Hayırdır Rahmi Bey? Ne böyle gasvet? Gamlı baymış gibi oturuyorsun, he? Ya sorma Keriman ya. Ya gamsız, kasvetsiz günümüz geçmiyor ya. Vallahi delireceğim ben. Aa, ama sen de böyle dersen biz ne yapalım bak. Şurada denize, Nazır Yalı'da oturuyorsun, para, pul, her şey çok problem yok. Oğlun, gelinin, torunlarından oturuyorsun. Şükret ya, acık şükret. Ya tamam şükrediyoruz, tamam hepsi var Allah'a şükür de. Huzur yok be Keriman, huzur yok ya. Yani gün olmuyor ki yeni bir bela gelip çatmasın başımıza. Vallahi kafayı yiyeceğim ben. Ha sen şeye Cihan Bey'in gidişine üzüldün değil mi? Ya üzülme Cihan Bey'in evi burası. Hırsı insin, kızgınlığı gitsin gene çıkar gelir. Yok gelmez, gelmez bu sefer gelmez. Kafasını kessen gelmez. Ha, niye? Ne oldu ki? Şimdi. Sen kalacaksın mı burada? Yoksa gitmeyi falan mı düşünüyorsun? Vallahi gitsem iyi olacak. Benim ne işim var burada Cihan olmadıktan sonra da. O da diyor orada otur baba çocukların başında göz kulak ol diyor. Vallahi ben ne yapacağımı şaşırdım. Çay içme. Of. Ben buradayım. Engin. Kardeşim o da elini yüzünü yıka da bir şeyler yiyelim lan. Çok acıktım. Hadi lan. Oğlum hadi bir ara ver bir şeyler ye ki ya. Biz sen eksiktin ha. Ne var Özkan, ne var? Elinin körü var Allah Allah. Kadın sen neredesin hala ya? Nasıl neredeyim be? Yalıdayım ben, yalıdayım. Ya kadın sen ne yüzsüz bir yaratıksın ya. Ne işin var milletin yalısında? Ya ne demek el alemin evi? Ben bu yalının halası değil miyim? He? Ben çocukların halası değil miyim? Akrabamın evindeyim. Allah Allah, hepiniz soruyorsunuz. Yalıda ne var, yalıda ne var? Yalı benim ikinci adresim, öğren artık. Titir lan! Kadın temiz tişörtüm yok. Kaç gündür aynı tişörtle geziyorum ya. Koktum lan koktum. Ha, koktuysan at makineye yıka kirlilerini. Ben dereye inip tencerede senin çamaşırlarını mı çitleyeceğim? O devir yok artık. At makineye yıka, at makineye yıka. Abla bak sana en fazla 3 saat veriyorum. O 3 saat sonra eve geldin geldin. Yok gelmedin o yalıya gelirim. Kolundan tutar seni sürükleye sürükleye zorla getiririm ha. Allah'ın manyağı. Kapattı et beyin.
Rahmi Bey, Dilara Hanım nereye gitti acaba biliyor musunuz? Ben ne bileyim kızım Dilara Hanım nereye gitti? Ne yapacaksın Dilara Hanım? Şey, bugün benim izin günüm de acaba ne zaman gelir diye soracaktım. Eğer geç kalacaksa... Kız sen ne kadar dengesiz bir şeysin. Sen kim oluyorsun da soruyorsun Dilara Hanım kaçta gelecek, kaçta gidecek diye. Git Demel'in ilgilenişine bak. Ya geldi işte kızım sorun. Ay Dilara Hanımcığım hoş geldin. Hoş bulduk Kerime. Sevinç sen niye buradasın Demir'in yanında değilsin? Ya bunun izin günüymüş de onu konuşacak bir seninle. Dilara Hanım ben Demir'i şimdi uyuttum. Bugün müydü senin izin günün? Evet, dışarıda yapmam gereken bazı işlerim var da eğer izin verirseniz. Tamam sorun değil, ben geldim zaten. Gidebilirsin ama akşama geç kalma. Tamam, hiç merak etmeyin. Bunun da her gün izin günü. Ne yapıyorsa, nereye gidiyorsa izin gününde. Neyse Dilara Hanım, sen de yeni geldin, yat dinle. Ben bakarım Demir Şah'a, mamasını yediririm, uyuturum. Yeter, hadi sen git dinle. Yok Kerim Hanım, sağ ol. Sen de evine git artık. Ne? Bize çok zahmet verdin, teşekkür ederiz. Evinden uzakta kalma. Ya zahmetim olur Dilara Hanım. Siz ne kadar arzu ederseniz ben o kadar kalır, bakar ederim. Kerim Hanım'cığım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi evinden uzakta kalma. Hem Özkan oğlum da özlemiştir. Ben şimdi çocukları söylerim, biri seni bırakır, eşyalarını topla. Baba ben içeri geçiyorum. Tamam kızım. Ay. Ya kalbim ağrıdı. Hadi kardeşim ben de böyle atayım da şunu bir an önce bitirdim vallahi açlıktan geberiyorum lan. Rutil başlarım bir çıkmam kardeşim. Kardeş deme la bana. Niye la? Utanmadan bir de soruyorsun ha. Kardeş kardeş yalan söyler mi? Söylemez. Kazık atar mı? Atmaz. Hele parasını hiç almaz. Engin. Kardeş bu biraz ağır olmuyor mu? Ben hırsız mıyım? Nesin peki? He? Hakkım olan parayı cebine indirmedin mi? Oğlum borç aldım diyorum ya. Elim genişleyince sana ödeyeceğim. Kuruşu kuruşunu ödeyeceğim lan. He tabii borç. Çocuk gelip söylemeseydi Özkan abiye parayı verdim diye ayakta uyutuyordun lan beni. Hırsızsın la işte. Hırsız. Ondan sonra kardeşim dediğin adama yalan söyledin. He? Ölüp bitiyorum dediğin kıza bin tane palavra sıktın. Sen ne biçim bir cinsin la? Efendim Sevinç. Özkan merhaba. Merhaba. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi ne yapayım ya, aynı işte. Aynı iş güç koşturmaca. Ay ben seni rahatsız ettim değil mi? Yo estağfurullah, sen ne yapıyorsun? Hiç, yıldan çıktım şimdi. Bugün izin günüm de müsaitsen buluşalım mı diyecektim. Olur, buluşalım. Tamam o zaman, nerede buluşalım? Ya Sevinç, sana bir adres yollasam oraya gelebilir misin? Adres mi? Peki tamam gelirim. Tamam hemen yolluyorum. Yaz yaz. İtalyan lokantasını yaz. He? Buckingham Buckingham yaz. Kızı yine nerede gözünü boyayacaksın? He? Kimden alacağım bu sefer parayı? Bak bakalım nereye çağırmış. Buraya mı çağırdı? Buraya çağırdı kardeşim. Gelsin görsün nasıl bir adam olduğumu, nasıl bir yerde çalıştığımı. Ben de geçeyim karşısına. Sevinç diyeyim ben kendi halinde karnını bile zor doyuran bir tamirci. Beni seviyorsan böyle sev. Ha yok sevmiyorsan işte kapa. Ciddi misin lan sen? Yalan zamanı bitti kardeşim. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti. Haklıydın kardeş, başından sonuna kadar haklıydın. Biz kim, sevmek kim? Anlatayım her şeyi bundan sonra. Ne o hayal kursun ne de ben. Bak Özkan, mesele sevmek falan değil, anladın mı? Bana da yalan söyledi, o kızcağıza da yalan söyledi. Boyundan büyük işlere gidiyor mu? Biliyorum kardeş, biliyorum da işte ne yapayım? Kapıldım bir hayale ya. İşte o gün, Sevinç'i ilk gördüğüm gün. Düşünsene, altında son model araba Cihan Gürpınar'ın. Onun bir lastiğini ben 40 yıl çalışsam alamam. Öyle bir arabaya. Özel şoförü kapımı açıyor. Özkan Bey buyurun. Hangi yoldan gidelim Özkan Bey? Klimayı açayım mı Özkan Bey? Sevinç'in yanında. O şoförün aldığı para var ya maaşı. Benim kazandığım paranın en az 5 katıdır lan. Sevinç'in de tabii hoşuna gitti böyle bir durum. Bu adam kim dedi benim için tabii. Benim de hoşuma gitti. Kardeş böyle havalı bir iş adamıymış gibi.
Ama işte rüya bitti. Tamam ikincim, evet. Bakıyorum. Şu sonuna bakayım, bir saniye bekle. Tamam, güzel olmuş. Tamam ama Yıldırım Bey'e de uyursun bunu mutlaka, olur mu? Onun fikrini almadan bir şey imzalamayın. Tamam. Tamam mı? Hadi kapatıyorum aşkım, geldi bari. Canım. Aşkların en bir tanesi. En güzeli. Canım kızım, hoş geldin. Hoş buldum. Bir şey içer misin? Yok, hayır. Aç mısın? İyi, tamam. Küstüyüz, merak etme. Değiliz bir tane. Kızgınlıktaydım sanırım. Ama çok kötü şeyler yaptı annem bana, biliyorsun. Ya, o kadar sinirde hakkımdı kızım. Ben seni anlıyorum. O adamın nasıl biri olduğunu da biliyorum. Her şeyin farkındayım ben. Merak etme. Tamam kızım, etmiyorum. Ben evden ayrıldım ama her zaman sizin yanınızdayım. Bunu biliyorsun değil mi? Her zaman arkandayım kızım. Hepiniz mi? Tamam mı? Korkma bir şeyden. Ayrıca annenin yanında olman da beni sevindiriyor. Öyle düşünmene sevindim. Tabii ki öyle düşüneceğim. Bakma, sinirle çok kötü şeyler söyledim. Ben aslında bir şey söylemeye geldim ama bu kadar sıkıntının içinde... Söyle kızım, ne demek olur mu işte? Hani Hazal'la bize tazminattan para kaldı ya. Hı-hı. Ben onun 30 bin lirasını Özkan babama vermek istiyorum. Yani can için. Biliyorsun çok kötü durumları şu an. Yardım etmek istiyorum. Tamam kızım, et. Nasıl istersen yap, sen bilirsin. Evet kızım. Buna karşı mı geleceğim? Değil misin sen? Canım kızım, sen öyle parayla pulla sapıtacak bir kız değilsin ki. Ben sana güveniyorum. Nasıl istersen öyle harcayabilirsin para. Verebilirsin tabii ki canım benim. Ayrıca seninle gurur duyuyorum. Bu kadar düşünceli olduğun için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Canım. Çok sağ ol baba. Senin hayatın nasıl gidiyor? Bak bak. İyi gidiyor. Deniz ne yapıyor? Baba sorup durma şunu ya. Bak bakayım. Anne. Benzini bitmiş olmasın? Ya şimdi ta beni oralara kadar yorma. Heh. Anladım, tamam. Tamam, ben geliyorum. Özkan. Şu bizim Kadir'in minibüsü E5'te kalmış la. Bir el at diyor. Ben bir kaçayım buraya. Tamam kardeş, kolay gelsin. Ha, Özkan. Kıvırtma bak. Adam ol. Oğlum ne yapmamı bekliyorsun la? Böyle bir yerde şu kıyafetlerle kıza holding sahibiyim falan mı dememi bekliyorsun? Merak etme. Pardon, ben Özkan Bey'e bakmıştım ama. Buyurun benim. Özkan? Hoş geldin Sevinç. Sen ne yapıyorsun burada? Niye böyle giyindin? Bak, sana her şeyi anlatacağım. Otursana, gel şöyle. Nasıl ya? Çay içer misin? Dinliyorum. Sevinç. Bak ya çok pardon, buna bakmak zorundayım, önemli de. Efendim kızım. Baba. Nasılsın? İyiyim kızım, ne yapayım, dükkanda çalışıyorum. Sen nasılsın? Baba, vaktin varsa ben sana bir şey söyleyeceğim. Tabii kızım, var, söyle. Ya şimdi nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Nasıl, kötü bir şey mi oldu? Yok yok, kötü bir şey yok. Gülseren annemin açtığı tazminat davasını hatırlıyor musun? Evet. O dava sonuçlandı. Ya yani Hazal'la bana bir para kaldı. Gerçekten mi? Kızım çok sevindim ya. Hadi güle güle harcayın bakalım. Baba,
Eğer izin verirsen ben o paranın 30 bin lirasını sana vermek istiyorum. Cansu saçmalama, ben nasıl senin paranı alayım ya? O yüzden ben de Can'a veriyorum. Tamam mı? Baba bak, o benim kardeşim, karşı çıkamaz. Cansu ne olur yapma. Baba lütfen. Baba orada mısın? Buradayım kızım. Tamam, kabul ettin mi? Peki kızım, can için ama. Tamam. Akşam gelirim sana o zaman, tamam mı? Tamam, biraz erken gel, yemeği beraber yiyelim. Tamam, olur. Hadi bay bay. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Ha? Kameramı koydun bir yere ha? Nerede? Nasıl? Yani işte böyle işçi gibi tulumlar filan. Ben şaşıracağım, inanacağım. Sen de güleceksin. Ama tulumlar yakışmış. Şaka, değil mi? Hayır Sevinç, şaka yapmıyorum. Zaten ben bu konuyu konuşmak için seni çağırmıştım. Ben aslında buyum. Ne demek buyum? İşçi misin? İşçiydim, evet. Ben hayatıma burada başladım Sevinç. Tırnaklarımla kazıya kazıya buralara geldim. Ne güzel işte. Bak Sevinç, sana şunu söyleyeyim. Eğer beni Cihan Gürpınar gibi böyle doğuştan zengin ve asil bir adam zannediyorsan yanılıyorsun. Ben buyum Sevinç. Ben öyle Cihan gibi üniversitelerde okumadım. Daha doğrusu okuyamadım. Ben buraya 11 yaşında geldim biliyor musun? Babam beni getirdi. Çırak olarak Kadri Usta'nın yanına verdi. Tabii o zaman bütün zengin çocukları o muhteşem arabalarını getiriyorlardı. Ve benim yüzüme bakmıyordu kimse. İşte o gün yemin ettim. Zengin olacağım diye. O gün karar verdim. Alayınızın hepsinden daha çok zengin olacağım. Çalıştım deliler gibi, köpekler gibi. Millet tatillerde, oralarda, buralarda eğlenirken ben çalıştım ve başardım Sevinç. İşte bugünlere geldim. Harikasın. Dedim ya işte, burası benim hayatımın başladığı yer. 11 yaşında çırak olarak girdiğim burada şu anda zengin ve başarılı bir iş adamı olarak karşında duruyorum. Bunu anlatmak istedim çünkü beni tanımanı istiyordum. Benim geçmişimi bil, ne olduğumu bil, buralara nasıl geldiğimi bil Sevinç. Ben İngilizceyi öyle Cihan gibi özel okullarda, kolejlerde öğrenmedim. Manchester'ın arka sokaklarında öğrendim. Ama dersen ki ben Cihan gibi doğuştan asil ve zengin bir adam istiyorum. Ben böyle bir adam istemiyorum Özkan. Tamam derim. Hıkım bile çıkarmam. Evet belki kahrolurum, belki mahvolurum. Ama seni mutlu edememektense bağırma taş basarım ben. Özkan niye böyle şeyler söylüyorsun? Kendinle gurur duy. Baba parasıyla herkes başarılı olur. Önemli olan senin gibi sıfırdan zirveye çıkmak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Bak. Ya neler yaşadın? Benim umurumda bile değil. Ben seni sen olduğun için seviyorum. Gerçekten mi? Ben olduğum için mi? Evet. Böyle dürüst, çalışkan, böyle tatlı bir adam olduğun için. Tatlı derken yakışıklı gibi mi? Gel. Aşk olsun ama insanın yüzünü öyle açık açık bir anda söylenmez ki. Ama sana çok yakışıyor. Harbi mi? Harbi. Benim annemle nakış işlerdi abla. Yay. Çevremde de çeşit çeşit var ama kullanmak daha nasip olmadı işte. Aman bu işler kısmet be güzelim. Allah sen de hayırlısını nasip etsin inşallah. Hem daha genceciksin. Hepsini kullanırsın ha. İnşallah. Geçen mi çıkardım baktım da hepsi sandıkla kesi olmuş sapsarı, yazık. Kadıncağızın elemeyi göz nolu işleri.
İçim acıdı vallahi. Aa, aklına taktığın şeye bak. Sen getir, ben hepsini çıkarırım onların. Vallahi mı? Gerçekten çıkar mı dersin? Tabii tabii. Çıkarırım ben. Sen getir hepsini bana. Abla iyi ki geldin sen ya. Ayşe Hanım'ı iyi ki getirmişsin. Ayşe Hanım da dünya tatlısıdır zaten. Çok sevdim onu ben. Öyle. İnsanın hemen kanı kaynayıveriyor. Gerçi ben de çok yeni tanıdım ama... yani kendi kızım olsa bu kadar severdim. Allah ondan razı olsun. Sema. Çay getir kızıma. Ha Semacığım. Sen camları silmeye devam et. Ben hemen getiririm. Ben hemen bitiriyorum hadi. Canım kızım benim. Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim ben. Sen nasılsın bakayım? İşte misin? Yok yok hayatım, evdeyim. Bir sesini duymak istedim. İyi misin? Ay ne iyi ettin. Ben de senin sesini duydum işte. Buyurun Ayda. Hatice Hanım mı o? Hı-hı. Nasıl, memnun musun? Memnunum. Şimdilik iyiyiz. Şimdilik bir sorun yok. Eyvah eyvah. Gözün tutmadı mı yoksa? Yok canım, niye tutmasın? Her şey gayet iyi. Sen bizi merak etme. Tamam, kapatıyorum. Ben de seni öpüyorum anneciğim, bay bay. Ayda Hanım mı? Hmm. Canım ya. E hadi anlat, çok merak ediyorum. Ne oldu Cihan'la? Bu sefer sorun bende. Hadi canım. Hani sana bahsettiğim bir yer vardı ya. Evet. İçeri bir girdik Harun abi. Ne diyorsun ya? Karşılaştılar mı? Hayır, panik yaptım deli gibi. Nasıl çıkardığımı bilemedim Cihan oradan. Bindik arabaya, sonra eve gelirken kavga ettik tabii. Çok bozuldu haklı olarak. Ya tamam da hayatım, bu da evli bir adam. Yani kağıt üstünde, mat üstünde sonuçta. Evet, kötü denk gelmiş ama. Beni ne zamana kadar saklayacaksın falan dedi bana. Ben seni cesur kadın zannederdim falan dedi. Oo, ağır girmiş. E sen vermişsindir ama cevabını. Ya vallahi verdim vermedim bilmiyorum ama haklı. Onu biliyorum. Çocuk değil sonuçta yani. Kaç yaşında adam. Ve tanıştırmam gerekiyor artık. Ama Maide annem biliyorsun, nasıl söyleyeceğim? Yemin ederim kalpten gider. Yani hayatım, daha kendini hazır hissetmiyor olabilirsin tanıştırmaya. Bu gayet normal. Emine Hanım. Buyurun. Demir uyuyor mu hala? Az önce yanındaydım. Uyuyordu efendim. Tamam. Uyanınca bana getirir misiniz lütfen? Peki. Hemen bakıyorum. Aslımı ve nereden geldiğimi unutmamak, şımarmamak için de sık sık buraya geliyorum. Böyle birkaç tane motora bakarım. Elim paslanmasın diye. Hala kadro usta mı burası? Yok, maalesef kadro ustayı kaybettik yıllar önce. Ama tabii burayı ben satın aldım. Ustalarım çalıştırıyor. Ya Özkan, sen nasıl bir adamsın? Böyle dürüst, mütevazı. Para seni hiç değiştirmemiş. Önemli olan para değil Sevinç.
Önemli olan doğru adam olabilmek. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben de. Ayrıca bana karşı dürüst olduğun için sana çok teşekkür ederim. Daha burada mısın? Yok, hayır. Şirkete gideceğim. Bir sürü toplantı var. Yine ıvır zıvır. Aslında müsait olsaydın dışarı çıkardık, bir şeyler yerdik. Olsun. Bir dahaki izin günümde artık. Sen nereye? Yalıya mı gidiyorsun? Önce anneme uğrayacağım. İyi, hadi bekletme annemi o zaman. Tamam. Ya Canhoş ben, sen baban gibi öküz olma. Tamam mı oğlum? Zengin ol, zengin. Çok zengin ol, tamam mı? Euro zengin ol. Aa! Bu Özkan'ı şapı şupul öpen ne ki? Lan seviş mi? Can Haşmet, vallaha billaha seviş mi? Gidiyor, öpücük verdi. Gizli gizli sakladığım adikudusu buymuş. Ben sana göstereceğimi biliyorum Özkan. Alo, Özkan. Ablacığım maşallah keyfin yerinde. Allah bozmasın keyfini neşeni. Öyle sen mi geldin? Babayı görmeye mi geldin? Kurban oldum. Babayı görmeye geldi. Ondan sonra aşna fişnasını da gördü. Bir de aşnan iki kuş vurdu. Ne aşna fişnasından bahsediyorsun lan? Abuk subuk konuşup oğlanı ya da benim asabımı bozma. Esas abuk sensin. Bu subukta herhalde bu giden seviş oluyor. Yani abukla subuk birbirinize çok güzel uymuşsunuz. Muhteşem ikili yani. Tebrik ederim. Ne sevinci lan? Hangi sevinç? Ya Özkan, bir de utanmadan inkar ediyorsun ya. Kapının önünde şapur şupur ya Rabbi şükür yaparken yakalamadım mı ben sizi? Kim söyledi lan? Lan gördüm diyorum, gördüm. Etmeyin. Bu İngiltere ayakları seviş için miydi? Ben de bu sevişi akıllı başlı bir kız zannederdi. Öyle görünüyordu. Ama senden daha dangalakmış. Niye dersen, niye de? Niye? Niye? Senin gibi birine kanmış, inanmış ya. Onun için diyorum. Çok komik. Bunu hediye etseydin ya. Sana İngiltere'den İngiliz anahtarı getirdim diye. Aptal aptal koşup benim kafamı bozma lan. Ya sen de bozulacak kafa mı kalmış? Sen de kafa olsa şu Seviş denen kızla çıkmazdın. Niye lan? Nesi varmış Sevinç'in? Fıstık gibi kız. Ya madem çıkıyorsun, zengin numarasını yapıyorsun. Ayıp, ayıp ya. Sanki rahmetli Lady Diana ile çıkıyor gizli sahne numaralar. Ya sen bir tamirci çırağısın. Tamirci, o da bir bebek bakıcısı. Ne güzel uymuşsunuz birbirinize. Sen tencere, o kapa. Daha ne diye illa düdüklü tencere olalım diye şey yapıyorsun, uğraşıyorsun. Kadın bir sus artık yeter. Bir sürü işim gücüm var benim. Ne söyleyeceksen sonra sor, defol git ya. Para istiyorum, para. Ne parası lan? Ne parası? Sevişe ceyiz hazırlayacağım. Ben seni biliyorum yakında onu. Da hamile bırakırsın, bebeği getirir kucağıma verirsin. Ne parası, ne parası? Ev tam takır, buzdolabı bomboş. Oğlum, 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 oğlum diye sevip dışı yapmış da sevgiyle karnı doymuyor çocuğun. Süt alacaksın, bal alacaksın, şeker alacaksın, peynir alacaksın. Yoğurt alacaksın, et alacaksın. Çeke. Bir konuşma lan, alışça para al. Sus lan. Ay Özkan. Cebimde nasıl dolaşırım ablacığım? Hır var, hırsız var, çakalı var, şeyi var. Çalarlar bunu benden. Sen benim başıma bir bodyguard ver de biz birlikte gezelim. Bırak kadın, hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Oğluş, akşam görüşürüz oğlum dedim. Haydi o zaman. Sen bir şey selam söyle. Peki. Ablam da Monaco prensesi. Bitti lan, hadi. Yenginar nerede? Ne yapacaksın yengeni? Ne bileyim yenger. Selam var. Hacer'in de onu getirdim. Hacer selam. Ya açık havaya geldiğimiz çok iyi oldu biliyor musun? Stüdyoda çok sıkılmıştım. İçim açıldı. Hani bayılıyordun stüdyoya? Ya yine seviyorum sonuçta. Müzisyen sevgilim var. Yani. Baksana ne güzel çalıyorlar ya. Ya şu albüm işi bir olsun, gerçekten rahatlayacaklar. Ne albümmüş ya? Bir çıkmadı gitti. Yok abi yok. Canım sıkılma ya. Yapımcı açmıyor oğlum telefonu.
Patladık mı? Abi şimdi biliyorsun bu adamları. Boşa yatırım yapmak istemiyorlar. Ya keşke paramız olsaydı ya. Kendimiz çıkarsaydık şu harbiyi. Keşke abi, keşke de. İşte nerede bizde o para? Gençler bu ne surat ya? Ne oluyoruz? Şarkılar, türküler aşkım ya. Ya bizim karnımız çok acıktı. Evet. Bizim çalışmamız lazım da stüdyoya gideceğiz o yüzden. Hani oradan çıkınca haberleşelim. Belki siz eve de gelebilirsiniz. Bir şeyler yaparız. Tamam, haberleşiriz o zaman. Biz gidelim. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi canım, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ulan kızları yemeğe bile çıkaramıyoruz ya. Deniz. Aşkım. Ne yapıyorsun? İyi canım, ne yapayım? Kafedeyim, oturuyorum, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de Demir'in yanındayım. Çok uykusu var, uyumaya çalışıyor şu an. Bir görsen o kadar tatlı ki, atacağım sana fotoğrafını. At bir tane at. Cansu. Efendim? Ben seni çok özledim ya. Ben de çok özledim. Akşam ne yapacaksın? Bir işin var mı? Ay Deniz. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Tamam bir tanem, tamam. Konuşuruz. Oo, baba hoş geldin. Otur aslanım, otur. Otur. Bir şey içer misin? Bir çay içer. Hakkı, bize iki çay versene. Hemen getiriyorum. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Sana baktıkça kendi gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin gibi gözü karayı hiçbir şeyi umursamadan 10 kişinin içine dalar. Ben bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum. Sen şimdi başlayacaksın. Benim yaptığım yanlışları yapma. Benim yolumdan gitme. Yanlış yaptın. Baba, ya nasıl yerimde durayım ya? İtler bizim mekanımızda kızları sarkıyor. Yine olsa yine yaparım. Doğru yaptın oğlum, doğru yaptın. Yiğitsin, onurlusun. Annen seni değer sahibi yetiştirmiş. Bak, değerlerini asla, kim olursa olsun, hiç kimse için değerlerini asla yitirme oğlum. Ama dikkatli ol, adımlarına dikkat et. Öyle öfkeye kapılıp delilik yapma. Sen merak etme. Ben senin her zaman arkandayım oğlum. Sana köstek değil, destek olurum. Konu ne olursa olsun, sen iste yeter. Dünyayı yakın. Ama tek korkum, başına bir şey gelmesin. Sen benim her şeyimsin Deniz. Biliyorum baba. Biliyorum, çok sağ ol. Bu ne? Aç bak. Baba nasıl ya? Gördüğün gibi işte. Şirket tamam. Bir tek senin imzana kaldı. İyi de nasıl bu kadar çok? Oğlum sen babanı ne san? Oğlum söz konusu oldu mu? Yapmayacağım şey yoktur Deniz. Baba çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. İyi ki oğlum. Sen hayatıma girmeden önce yılmıştın. Her şeyi bir kenara bırakmıştın. Ama sen hayatıma gülünce bana güç verdin oğlum. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Birlikte çok iş yapacağız. İnşallah. Gel bir sarılayım sana. Aslan oğlum, aslan. Ama çok teşekkür ederim. Çok güzel işler yapacağız birlikte. İnşallah. Aslanım benim, aslan.
Selamünaleyküm. Selam kardeş, ne yaptın? Çalıştırdım arabayı, hallettim. Kadir'in selamı var. Aleykümselam. Aslı sen ne yaptın? Gel bakayım, gel. Gel. Konuştun mu Sevinç'le? Ha, ne dedin? Aslında ben zengin falan değilim dedin mi? Dedim kardeş, demez olur muyum ya? Kız geldi, geçtim kızın karşısına. Dedim bak kızım, ben öyle holding sahibi, şirket sahibi bir adam değilim. Ben namusuyla çalışan, alnını teriyle işte karnını doyurmaya çalışan basit bir motor ustasıyım dedim. Ha işine geliyorsa başımın tacısın. İşine gelmiyorsa kapı orada. Haydi güle güle. O ne yaptı? Çekip gitti mi lan? Yok lan, nereye gidiyor? Deli misin sen? Böyle kaldı şöyle bir. Özkan sen ne diyorsun ya dedi. Ben seni paran pulun için mi seviyorum zannediyorsun dedi. Ben seni insanlığın için, karakterin için sevdim dedi ya. Sonra abicim bir atladı boynuma, sarıldı. Bir ağlamaya başladı hüngür hüngür. Oğlum çok kötü oldun lan. Yani ben de başladım ağlamaya. Vay be. Harbiden delikanlı kızmış ha. Herhalde oğlum. Bana da böylesi yakışır lan. Ne yani bu saatten sonra gidip bir para özentisi kıza mı sevdalanacağım? Bak oğlum ne güzel oldu işte. Yalan yok, dalan yok. Ha? Gidip konuştun. Sen de rahatladın değil mi? Vallahi acayip rahatladım Engin ya. Üstümden acayip bir yük kalktı kardeş. Oğlum meğersem dürüstlük, doğruluk ne kadar önemli şeylermiş lan. Neyse bu arada sana olan borcumu da yarın sabah takdim edeceğim kardeşim. Ya, acelesi yok. Bakma beni bağırdığıma çağırdığıma oğlum. Elim bulaşınca ödersin. Yok lan yarın bir yerden para gelecek. Şunu ödeyeyim de bir an önce üstündeki o yük kalksın. Ya tamam tamam ödersin. Hadi kalk çay koy. Koyayım lan. Benim canım kardeşim çay ister de koymam mı? Yakarım lan burayı yakarım. Ama harbi dürüstlük. Dürüstlük gibisi yok kardeş. Merhaba Harun. Anlat. Ne yaptın? Değiştirdin mi ifadeni? Değiştirdim. Konuştuğumuz gibi. Anlat. Dilara'nın suçsuz olduğunu söyledim. Evimi basmadığını söyledim. İşte silahla beni tehdit etmediğini, hepsini benim uydurduğumu söyledim. Güzel. Belge nerede? Burada. Ozan'a ne yaptın? Ozan'la görüşmüyoruz ki. Söylemiştim zaten. Candan. Bana yalan söyleme. Harun. Gerçekten doğruyu söylüyorum. O aile yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı. İstemiyorum hiç kimseyi hayatımda. Seni tanımasam bu yavru kedi gibi mıymırık mıymırık masumcuk ozlarına inanırım belki ama seni çok iyi tanıyorum. Ben bir şeyin peşine düştün mü, bırakmazsın. Harun, ölümden döndüm ben ve değiştim. Gerçekten kimseyle uğraşacak halim yok. Sadece kendime zaman ayırmak istiyorum. Sana niye bir türlü inanamıyorum acaba? İstediğin her şeyi yapmadın mı? Daha ne istiyorsun benden? Ozan'ın da, Dilara'nın da yanına yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Harun. Yoksa bu sefer canını alırım candan. Anladın mı? Anladım, tamam. He, ne yapıyorsun abi? Bitti şimdi sen git hadi. Çağatay. Buyur abi. Çağatay. Al bu parayı önce say sonra halama götür. Tamam abi. Başka bir şey var mı? Canlarının da peşini bırakma. Ne yapacağı belli olmaz. Ozan'ın da Dilara'nın da yanına yaklaşmasın. Tamam abi sen merak etme. Dediğim gibi Hatice.
Geçmişi geride bırakalım. Herkes için en iyisi bu. Sen şimdi al bu parayı. Git kasabada kendine güzel bir daire al. Gerisini de bankaya yatırırsın. Bir hayat kurarsın kendine. Ha, hatta bak. Sen köyü seversin. Sana köyde bir de arazi veririm. Ömrünün sonuna kadar paşalar gibi yaşarsın. Hatice. Sen bana bir yemin vermedin mi kızım? Hı? Bundan böyle beni ölmüş bilin. Bir daha yüzümü görmeyeceksiniz. Adımı bile duymayacaksınız demedim mi? Ben sana verdiğim bütün sözleri tuttum. İçerideyken düzenli paranı gönderdim. Hiçbir şeyini eksik etmedim, ettin mi? Etmedim. Arkanı kolladım. E niye tekrar çıktın karşımıza? Niye yeminini bozdun Hatice? Niye geldin kızım? Yapamadım Maide Hanım. Omuzumda bu yükle daha fazla yaşayamadım. Yaşarsın Hatice, yaşarsın. Bunca sene nasıl yaşadınsa bundan sonra da öyle yaşarsın. Al işte toplu paran da var. Hadi şimdi. Topla eşyalarını, nereye istiyorsan oraya git. Bu konu da burada kapansın. Kimse huzursuz olmasın. Sema. Buyur Hatice abla. Bu sehpa biraz toz tutmuş kızım. Sen mi halledersin yoksa ben mi yapayım? Ben burayı hallederim. Sen de mutfağa bak istersen. Cihan. Suratı sirke satıyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo. Kötü bir şey olmadı ama acayip bir şey oldu. Nasıl acayip? Candan ifadesini geri çekmiş. Yok canım. Evet. Kişisel husumetimden dolayı yalan söyledim. Dilara Hanım evime gelmedi. Beni silahla tehdit etmedi diye yeni bir ifade vermiş. Ya ciddi misin sen? Evet ciddiyim. Yani ne bileyim bana biraz tuhaf geldi, sana gelmedi mi? Valla bilmiyorum ama Candan'ın böyle bir şey yapması hiç hayra alamet değil. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani evet işin içinde Candan olunca. Sen yine de bir Ozan'ı arasana. Yemeklerimiz geldi. Babam arıyor. İfademi değiştirdiğimi duymuştur kesin. Muhtemelen. Efendim baba. Yakışıklı oğlum, nasılsın? Neredesin? İyi misin? İyi baba, sen? İyiyim oğlum, sağ ol. Neredesin çocuğum? Ege'yle birlikteyim. Takılıyoruz. Ne oldu? Oğlum bir şey soracağım. Bu Candan annen hakkındaki ifadesini geri almış. Şikayetçi olmamış. Niye böyle bir şey yaptı sence? Senin bir konuşman falan mı oldu onunla? Evet oldu. Ben söyledim ifadesini geri çekmesini. O da hemen kabul etti öyle mi? Etmiş anlaşılan. Oğlum Candan bize zarar verecek bir fırsatı kaçırmaz. Niye böyle bir şey yaptı? Cevap ver oğlum. Sen mi bir şey yaptın? Sen mi konuştun? Nereden bilebilirim baba? Sıkıldı herhalde bizle uğraşmaktan, o yüzden. Oğlum sen Candan'la hala görüşüyor musun? Merak etme. Bir sorun yok. Oğlum görüşüyor musun?
baba. Bir kere de sözüme güven, olur mu? Sorgulama bir şeyi. Çocuğum niye cevap vermiyorsun? Görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Hayır baba, görüşmüyorum. Arayıp sadece ifadesini çekmesini söyledim, o kadar. Peki oğlum, sen nerede kalıyorsun çocuğum? Ömerler'de. Ah be güzel evladım ya. Bir sürü evimiz var, otelimiz var. Git oralarda kal. Niye arkadaşında kalıyorsun? Ya baba, bir kendi halime bıraksana beni. İyiyim ben. Peki çocuğum, tamam. Tamam. Öpüyorum seni, kucaklıyorum seni. Hadi görüşürüz. Şey gelecek misin yönetim kuruluna? Evet, geleceğim. Tamam, orada görüşürüz oğlum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Senden bana gerçeği söyler misin? Niye ifadeni geri çektin? Ozan, sana daha kaç defa anlatacağım bunu? Senin rahat etmeni istediğim için geri çektim. Yani annenle ne geçmiş olursa olsun aranızda. Dilara senin annen. Bak, aleyhine gidip ifade bile veremedin. Niye ben senin huzursuz olmanı isteyeyim ki? Tamam, sağ ol. Hem onun bebeği de var. Birazcık onu da düşündüm, biliyor musun? Evet, var. Hem de Harun'dan. Candan, gerçekten o çocuğu sevmek istiyorum. Bağrıma basmak istiyorum, kardeşim demek istiyorum. Ama yapamıyorum işte, olmuyor. Anlıyorum. Biraz kendine zaman ver o zaman. Candan, ben gerçekten anlamıyorum. Ya burada Dilara Gürpınar'dan bahsediyoruz. İlkeleri olan, katı olan bir kadın. Anladın mı? Bunu anlayamıyorum hala. Hayat, insanın başına her şey gelebiliyor işte. Neyse, hadi soğutmadan yiyelim. Ah. Hoş geldin, gel otur. Ne yaptın? Halledebildin mi? Gitti mi Hatice? Gitmedi. Parayı da almadı. Nasıl? O kadar parayı geri mi çevirdi? Evet, geri çevirdi. Kadının niyeti hiç iyi değil hala. Ne yapacağız? Ne düşünüyorsun? Vallahi Hatice'yi kazanmayı düşünüyorum. Nasıl? Ne bileyim. Bir niyetini öğrenelim de bakacağız. Ve her şeyi anlatırsa her şeyi. Ay, anlatacak olsaydı anlatırdı şimdiye kadar. Düşünüyorum da. Hala? Ha. Her şeyi anlatmayı falan düşünmüyorsun değil mi? Ay, niye düşünmeyeyim Harun? Ha? Belki artık hakikati öğrenme zamanı gelmiştir. Ne diyorsun ama, o kadar kolay mı? Ayşe kaldırabilir mi öyle bir şeyi? Bakmaz bir daha yüzüne. Ben söyleyeyim sana. Of. Hata yaptım Harun. Çok büyük hata yaptım. Hiç gizlemeyecektim Ayşe'den. Üzme kendini ya. Hem eniştem öyle istemedim. Ay, ben eniştenin her dediğini yaptım mı? Hayatım boyunca neyi doğru bulduysam onu yaptım. Aklımın, vicdanımın doğru bulduğunu yaptım. Ama bu işte natıkan bağlandı. Ayşe'yi kıyamadım herhalde. Ne bileyim, ay oldu bir kere. Ne oldu? Oldu bir kere. Ne oldu? Geçmişe dönüp her şeyi halledebilecektiniz. Hem her hakikat iyilik getirmez. İyilik getirmez ama vicdan yükünü kaldırır. Zaten ne yaparsan yap, hakikat gizlenmez. Mutlaka bir şekilde bir yerden çıkıyor. Bence yine de acele etmesin. Ayşe'yi düşün. Maydan ne tatlı bir kadın değil mi ya? Öyle bağırmak çağırmak yok hiç. Her şeyi tatlı tatlı istiyor. Ya, çok iyi kadın. Çok da kadir kıymet biliyor. Sen daha önce nerede çalışıyordun abla? Ha şeyde, Bostancı'da bir ailenin yanında çalışıyordum. Onların durumu bunların binde biri bile değildi. Ama afra tafralarını bir görsen. Senin çocuğun var mı abla? Var. Bir kızım var sen yaşlarda. Allah bağışlasın. Nerede peki? Ha, onlar Almanya'da. Ben de yazdan yaza görüyorum. Sen bu yaşta çalışıyorsun böyle. Sana yardımcı olmuyor mu peki? Onun da eli darda tabii yani. Üç çocuğa bakmak kolay değil. Doğru diyorsun.
Allah ona da kolaylık versin. Canım oğlum benim. Ne yapacağız biz şimdi ha? Nasıl yaşayacağız? Hayatımız nasıl olacak? Ne oldu? Bir haller var sende. Dilara ile görüştüm bugün adam. Öyle mi? Nerede? Ne zaman? Yıldan çıkarken takip ettim bir şey. Yakaladım bir yerde. Özür diledim. Ne dedi? Ne? Hiç mi? Ne işte? Ne hissettin? Barışmaya niyeti var mı? Umut var mı? Bilmiyorum ama. Ben nerelere atsam kendimi ya. Ay senin mutluluğuna engel oldum ya. Kahrımdan ölüyorum, ölüyorum. Tamam, üzülme oğlum, üzülme. Olan oldu ki. Yaptım bir hata. Bravo. Cihan'a olan nefretim gözümü kör etti de ondan. Birden bir kuşku girdi aklıma. Acaba arkasında bir şey mi vardır diye. Yapmamak lazımmış. Tamam, tamam. Üzme kendini sen, boş ver. Hem ben bugün bir adım attım, gerisi gelecek. Öyle inanıyorum ben. Şimdi Dilara beni seviyor, biliyorum. Ne önüne sonunda affedecek. Edecek mi? Hayır, hayır inşallah. Etmezse vallahi yüreğim kalmaz. Yüreğim demişken, ne zaman gidiyoruz doktor? Ayşe gibisin senden. Tutturdunuz doktor da doktor diye. Ay bir şeyim yok ayol. Türk gibiyim baksana. Vay adam Sofi'cim. Sorun. Cihan'ın doğum günü aslında bu hafta. Süper işte. Evet. Ama yani parti yapmak lazım, sürpriz. Ne bileyim, evde de olur, dışarıda da olur. Değil mi? Olur. Niye olmasın? Ay içim rahatladı. Şöyle güzel bir partiye çok mutlu olabilir. Tamam ama bak bir şey söyleyeceğim. Böyle çok abartma, tamam mı? Ay, ne yapacağım ki abartıp? Her tarafı balonlarla mı dolduracağım? Ben senden beklerim öyle deli hareketler. Balonlarla Cihan yazdırıyormuşum değil mi? Kırmızı halı da sererim önüne. Kırmızı halı süper. Ay dur kapı çaldı, Cihan geldi. Öpüyorum seni. Hadi baba. Hoş geldin. Hoş İyi misin? Dilara bugün çıktı hapisten. Ne güzel işte, gözünüz aydın. Eve döndü. Artık yılda o kalacak. Konuştum. Ben artık orayı terk ettim, orada yaşamayacağım. İşte kızlarla beraber orada yaşayacak Dilara. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hatta yüzünü değil, silüetini görmek istemiyorum. Ben başka yerde kalacağım. Kızları da dışarıda bir şekilde göreceğim. Nerede kalacaksın peki? Ya 50 tane yerim var. Bir yerde kalırım, sorun değil. Ayşe kusura bakma senin de. Her gün canını sıkıyorum. Hiçbir tane güzel bir şey söylemiyorum. Bir şey yapamıyorum sana. Kusura bakma. Olur mu canım öyle şey? Hayat paylaşıyoruz. Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? Bu kadar derdinin arasında bir de ben senin canını sıktım. Asıl ben özür dilerim senden.
Yani abimle tanıştırmayarak, seni oradan kaçırmaya çalışarak. Haklıydın Ahmet'im sana. Ama bu arada annen nasıl, ne oldu? Götüremiyorum ki hastaneye. Nasıl ya? Biraz inattır anneciğim. Asla gitmek istemiyorum. O tabut gibi şeyin içine giremeyeceğim tekrar diyor. Ben de kandıramıyorum. Öyle bir şey inanılır mı olur ya? Kandırır bir şekilde. Aklım onda. Ödüm kopuyor düşüp bayılacak diye. Allah korusun da yani. Yaparsın. Sen psikologsun. Maide biraz bu anlamda zor kadındır. Bu arada yeri mi bilmiyorum ama benim bir fikrim var. Ne fikrin var? Senin doğum günün yaklaşıyor. Nereden biliyorsun? İnsan sevdiği adamın doğum gününü bilmez mi? Ne bileyim ben, öyle güzel şeyleri unuttum. Sen de istersen ben kutlamak istiyorum bunu. Ya. Hem abimle de tanıştırmak istiyorum. Tamam, abinle tanışacaksan kabul ederim. Ama ben ergen falan değilim, ne olursun. Hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Abartma, olur mu? Tamam, abartmayacağım. Tamam, sade bir şey olsun. Ama sana da iyi gelir. Bir nefes almış oluruz, olmaz mı? Tamam. Bu ne baba? Senin kartın. Şirketin kartı. İyi de sen hangi ara bastırdın bunu? Anca basıldı. Ofise de gönderdim. Baba çok teşekkür ederim. Arkamda olduğun için çok sağ ol. O nasıl laf oğlum? Tabii ki arkamda olacağım. Her zaman, her koşulda. Koskoca inşaat mühendisi oğluma şirket kurmayacağım da ne yapacağım ben? Ha? Benim her şeyim senin Deniz. Birlikte çok daha büyük işler yapacağız. Bak, şuraya bak. Burada gelecek yatıyor. İmar açık mı burası? Değil. Ama açılacak. Biraz uğraştıracak ama açılacak. Eğer buraları alırsak 3 seneye kalmaz. Siteleri kondururuz ama... Alalım baba o zaman. Oğlum o kadar kolay değil o işler. Buraları bize altın tepside sunmayacaklar. Başka birileri de var bu işle ilgilenen. Dedim ya. Biraz uğraştıracak. Baba alalım. Bak ben varım. Ne gerekiyorsa yaparım. Aslan oğlum. Cesur yürekli oğlum. Hayat öğreti baba bana cesur olmayı. Cesur olmazsan güçlü olamıyorsun. Güçlü olmazsan da birilerinin altında her daim izliyorsun. Ben güçlü olmayı seçiyorum. Sonucu ne olursa olsun. Abla çay ne oldu lan? Geldi geldi. Çay yok ama şöyle davşan kanı bir elektrik faturası geldi. Al. Oha bu ne lan? Sen ne yaktın la böyle? He ben yaktım değil mi? Her şeyi ben yaktım. Ya Özkan ablacığım yeni bir hobim var. Elektrik voltajını alıyorum, kendime veriyorum. Böyle ceyranları alıyorum. Oh nasıl rahatlıyorum. Bak hala üstümde var. Dokunma sakın, sana da çarpar. O günlerde göreceğiz inşallah. Aptal aptal boş boş konuşma. Ne yemek var? Ha Özkan ablacığım bugün menüyü çok güzel hazırladım. Sen bana 20 lira verdin ya. Aldım o 20 lirayı gittim. Önce 1-2 kilo böyle lam döşü, kuzu döşü aldım. Ondan sonra 2 deste böyle şey aldım, boş konmaz yeşilinden. Ondan sonra İtalyan ev yapımı usulü fettuccine makarnası aldım. Kadın bir kesme Allah Allah ya. Cansu gelecek yemeğe. Ben kızıma ne yedireceğim? Cansu mu geliyor? Cansu niye geliyor? Halamı çok özledim diyor. Her gün belgesellerde o orangutanları izliyorum ama halamın yerini tutmuyor diyor. Kızım niye gelecek Allah Allah ya? O benim öz kızım. Babasını görmeye gelecek. Ne var bunda? E niye söylemedin önceden gerizekalı? Bir şey yapardık. Dolapta patates var. Yanına köfte möfte bir şey yapardık ya. Aha dur açayım dur. Aha da geldi. Ay Cansu gel halacığım gel gel gel. Hoş geldin. Ay bu ne güzellik böyle, ne güzellik. Gel kızım. İçeride. Cansu. Hoş geldin.
baba ben daha fazla yemeyeceğim. Aa, o kadarcık yenir mi? Kuş kadar yiyorsun Cansu'm. Bak böyle dürüm edip yiyeceksin. Niye dersen, niye de? Can boğazdan geçermiş. Baba, hani konuşmuştuk ya. Ben parayı getirdim. Ne oldu lan? Çeker lan pis yağlı elini, düşürme. Basacağım. Sus. Ne parası? Hani dedim ya Gülsen'in annemden para kaldı diye. Ne diyeceğim? Bu Deniz'le falan sen görüşüyor musun? Ne yapıyor ya? Ne parası kaldı? Annem tazminat davası açmıştı yani. Onu kazanmış. Bak aha bu gerizekalı da tazminat davası açmıştı. Paralar kazanmıştı. Ondan sonra hiç etti onları. Ne kadarmış Cansucuğum? Sana ne? Allah Allah. Ya işte bizimkini Hazal'la benim aramda paylaştırdılar. Ben canın için 30.000 lira getirdim ama daha fazla verebilirim gerçekten. Kızım sana söyledim bak ona da gerek yok ama sırf tutturdun can için veriyorum bu parayı, o yüzden kabul ettim. Yoksa almam, senin paran, ne alaka Cansu? Ya ne demek senin paran baba, kardeşim o, benim konuştuk bunları. Ya Cansu, aferin sana. Sen bu ruhu nereden aldın? Sen kime benziyorsun? Sen bonkör alana mı benziyorsun? Gel kız. Otur gel lan otur benim. Yağlı pis ellerle sürme kızım üstüne de. Otur ya, Allah Allah. Ya sen ne karışıyorsun yeğenimle benim arama, Allah Allah. Biz devamlı yalı donla birlikteyiz. Devamlı eğlence halindeyiz. Cansu benim yaptığım yemeklere bayılıyor, bayılıyor. Değil mi halacığım? Baba ben sana parayı vereyim. Sağ ol kızım. Efendim canım. Aşkım, ne yapıyorsun? Özkan babam neredeyim, sen ne yapıyorsun? İyi, ben de işlerimi hallettim işte, şimdi çıktım. Ya aslında seni alabilirim, bir şeyler içelim mi, ister misin? Olur, çok güzel olur, hadi gel. Tamam, geliyorum hemen. Ya Cansu ama hemen kalkman olmaz, çağır Deniz de gelsin. Güzel bir kek yaparım şurada, oturur yeriz çay kahve ha? Ya kadın, çocuklar program yapmış. Ne yapacaklar senin kuru kekini? Bırak, rahat bırak çocukları ya. Niye kuru kek lan? Islak kek yapacağım. Allah Allah. Hel Cansu, çağır gelsin. Başka zaman yaparız sana. Bak söz vereceksin. Deniz'i alıp bize getireceksin. Ben ona anne yemekleri yapacağım. Özlemiştir o anne yemeklerini. Üstüne de bir kek yaparım. Şöyle dibini de kazırız. Hel Cansu. Tamam söz. Ben kalkayım zaten, gelmiş kapıdaymış. Deniz kapıda mı? dur ben de gelin geçireyim. Gideyim bir Deniz'e bir merhaba. Tabii tabii, çok acayip oğlan özlemiştir seni, hadi. Sen benim oğlana dikkat et. Bak soğan yiyor. Hadi tatlım. Selam söyle, gene gel. Tamam tamam, söylerim. Soğan yiyor, çocuğa dikkat et. Oğlum yeme soğanı. Sabaha kadar alan gibi gaz çıkartıyorsun sonra, hadi. Ya bu Deniz'i de nasıl özledim. Çocuğa dikkat hadi, et. Hadi hadi. Ne haber ablacığım? İyilik ama böyle olmaz. Bak bir daha ya kapacan Cansu'yu geleceğim. Ben seni yemekler yapacağım. Anne yemeği yapacağım. Özlemiştirsin sen, tamam mı? Hadi bakayım, hadi geç kalmayın. Hadi güle güle. Gel kız. Bak Cansu'ya mukayyet ol. Üzme sakın kızımı. Hadi kız. Bu da parayı buldu, Deniz de parayı buldu. Hey yüce Rabbim ya, her yerden para akıyor, para. Parayı bu gerizekalı Özkan da bıraktı. Bu yine bana parayı. Para nerede? Para. Para nerede? Ne parası? Nasıl ne parası? Kız verdi 30.000 lira. Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlamıyormuş, etmeyi. Gel, gel çocuğum, ver. Şimdi hatırlarsın. Para nerede? Ne parası? Nasıl ne parası? O parada benim de hakkım var. Yok ya, nasıl hakkım var lan? Kızı duymadın mı sen? Ben kardeşim için veriyorum o parayı dedi. Sen kimsin lan? Nasıl ben kimim? Benim bunda hakkım yok mu? Ya Özkan ablacığım, ben seni biliyorum. Sen şimdi o parayı alır, 2 günde çarçur edersin. Elimizde bir şey kalmaz. Sen bana ver, ben saklayayım. İhtiyacın oldukça veririm. Tabii ben de gerizekalıyım ya, o parayı sana vereceğim ablacığım. Böyle oldu demek. Şimdi konular böyle oldu. Özkan Bey, sen benim elime düşersin. Niye düşecekmişim senin eline lan? Ha bilmem. Sevişme meselesini bir düşün.
Londra'dan sevgilerle, Manchester'dan şeylerle. Orada kahve içiyorum, burada thank you. Bunları öğrenirsen olacaktı Seviş. La kadın, ben söyledim zaten. Ne? Aynen söyledim, ben salak mıyım da? Sen tamirhanede gördün, kız tamirhaneye geldi. Beni o pis kıyafetlerle gördü. Geçtim karşısına, ben buyum buyum dedim. Ben o parayı sana yedirirsem bana da Keriman demesinler. Gel çocuğum. Deniz, ne oldu? Niye durdun? Geldik. Nasıl yani? Anlamadım. Küçük bir sürprizim var diyelim. Ya sen neyin peşindesin? Hadi gel. Şimdi. Kafanı hafif yukarı kaldır. Deniz. Neresi burası? Burası benim yeni şirketim. Nasıl yani şirketin? Ya adına bak. Cansu. Deniz. Hadi gel, içeri girelim. Dikkat et, biraz karanlık. İnanmıyorum yani. Burası senin mi şimdi? Evet, bizim. Deniz çok güzel. Her şey çok güzel. Sen girince güzelleşti her şey. Şimdi her şey tamam. Deniz peki ne zaman? Yani ne ara yaptırdınız? Ya aslında biraz hızlı gelişti. İşte son ana kadar haber vermek istemedim. Sürpriz olsun dedim. Çok sevindim. Sen bunu hak ediyordun. Bunu da koymuşsun. Tabii koyacağım. Her yere fotoğrafımı koyacağım. Her yer Cansu olacak. Burada da çekelim o zaman. Tamam. Hadi gel. Ya Hazal. Hı? Deniz'le Cansu'ya ne diyorsun? Bomba değil mi sence de? Ne bombası ya? Fotoğrafları görmedin mi? Yok. Kızım Deniz Cansu'ya mekan kapatmış. Yok artık Merve. Ya saçmalama, Cansu'nun işidir o. Deniz'in o kadar parası yok bir kere. Öyle mi diyorsun? Hı. Aa bak bak, yeni fotoğraf yükledi, dur. Oha Hazal. Ne oldu? Kızım Deniz şirket kurmuş. Merve yok artık diyorum sana. Gerçekten baksana, ismini de CNS koymuş. İnanamıyorum ya, of. Ya ne erkekler var, ne kadar romantik. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Hadi gidelim, çocuklar bizi bekleyecek. Hazal yapma ya. Merve hadi, çocuklar bizi bekleyecek diyorum. Tamam, peki. Yapıyorsun? Çok özledim. Ben de seni çok özledim. Çalışmıyor muydunuz siz? Biz de sizi bekliyorduk. Sonuçta sizsiz olmuyor. Ya tabii tabii olmuyor. Özgür, ne zaman çıkıyor bu sizin albüm? Öyle kolay olmuyor tatlım ya. Beklememiz gerek. Niyeymiş o? Hani şarkılar hazırdı? Yani şarkılar hazır da plak şirketi bekletiyor. Hem klip falan çekmek lazım da işte. Ya tamam çekin o zaman. Niye bekliyorsunuz? İşte o işler paraya bakıyor Hazal'cığım ya. Bizde de o para olmadığı için tabii. Ne kadar lazım ki? Ne yapacaksın aşkım sen, ne kadar lazım ya? İşte. Ya söylesenize ne kadar lazım? Bilmem ki yani. 100 bin, 150 bin falan herhalde, öyle bir şey. İşte bizde de öyle bir para olmadığı için yapamıyoruz hiçbir şey. Var aşkım var, bizde öyle bir para var. Yani bende var ama sonuçta benim param senin paran. Yani en yakın zamanda klibi de çekiyoruz, albümümüzü de yayınlıyoruz. Anlaştık mı?
Beğendin mi? Çok güzeldir bunun kahvaltısı. Çok güzel. Ben zaten yemeği çok seviyorum. Afiyet. Ne yapayım? Afiyet olsun. Ay sağ ol. Zayıflama uğruna hiçbir şey yemeyen insanları hiç anlamıyorum ya. Bir aslan var. Sabah akşam yeşil bir şey içiyor. Bir de sadece yumurta yiyor. O kadar mı? O kadar. Kadınlar bu konuda daha fena. Güzel yaşamak uğruna. Ya sanki herkes zayıf olmak zorundaymış gibi. Modacılar yaptı. Spor beden kadınlar yaptılar. Gerçekten. Neden öyle bakıyorsun? Neden bakıyorum? Neden? Sen çok özel bir kadınsın Ayşe. Herkesten çok farklısın. Gerçekten. İltifat olsun diye söylemiyorum. Sen de öylesin. Yok canım, o kadar da değil. Gerçekten kendinin farkında değil misin yoksa Cihan? Değilim. Sana en kısa zamanda fark ettireceğim. Fark ettir. Nasıl? Doğum gününde görürsün. Nasıl? Bayağı. Ben sevmiyorum o şeyler, ne olursun ya. Sana kendini değerli hissettirmek istiyorum. Başka yolu yok mu? Yok. Sen bana bırak, çok güzel bir parti olacak. Tamam peki ama abartma, olur mu? Olur. Pardon. Efendim Yıldırım. Cihan'cığım, her şey tamam. Hazırlıklar tamam kardeşim. Tamam. Dar kiralamayı da Ozan'a bağlayacağız. Unutma, tamam mı? Ya tamam, unutmadım. Unutmadım, o da tamam. Ama Cihan, emin misin? Yani ne bileyim, Ozan bunun altından kalkabilecek mi? Ben varım arkasında, kontrol ederim. Sen merak etme. Sen yap. İyi, peki o zaman. Toplantıda görüşürüz. 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 Yönetim kurulu toplantısına Ozan'ı da çağırdım. Artık hisselerini kendi yönetecek. Çok iyi yapmışsın. Ona sorumluluk vermek çok iyi bir fikir. Vallahi yapabileceğini bilsem bütün şirketlere vereceğim. Ben de kaçırdığım hayatı yaşayacağım ama inşallah ileride. Seninle babamın konuşmaları çok etkiledi beni. Ben gerçekten doğru davranmamışım o zaman. Benimki tamamıyla bilimden. Babanınki tecrübeden. Babamın ne tecrübeleri var bir insan var ya. Selamlarımı ilet lütfen. Aylin, bu ne biçim dosya kızım? Fizibilite raporu nerede? Hukuki inceleme eksik, piyasa raporları yok. Hemen istiyorum, hemen acil, acil, öyle uzun değil. Tamam, Kerim Beylere toplantının 7'ye ertelendiğinin haberi verildi mi? Güzel, güzel, tamam. Hadi canım, sen nereden çıktın? Abimi özledim, gelip göreyim dedim. Hangi dağda kurdun? Aşk olsun ya, gören de hiç gelmiyorum zannedecek. Geliyor musun buraya? Eve geliyorum. Geç, geç bakayım, geç otur. Böyle mi otur? Ne içiyorsun? Ya, aç mısın içeri? Yok, değilim. Çok vaktim yok zaten. Ama bir kahveni içerim. Halil! Bir sade kahve getirir. Sade. Sade. Heh. İyi misin? İyiyim. Akşam işin var mı? Var. Ne oldu ki? Ya, ne var? Bir toplantım var. Kaçta? 7'de. Ne oldu, söyleyecek misin? Seni biriyle tanıştıracağım da. Benim için önemli biriyle. Doğum günü bugün. Partiye gelir misin diye soracaktım. Güzel. Ben de ne zaman tanıştıracağını merak ediyorum. Biliyor musun ki? Geçen hafta bir restorandan biriyle çıkıyordum. Koştum arkandan. Yetişemedim. Hangi restoran? Bebek'te işte. Bebek'te. Hı, tamam. Gelecek misin peki? Ya söyle bakayım, kimmiş bu adam? Gelince görürsün. Bana bak, dökül hadi dökül, anlat. Gelecek misin? Ya gelmeye çalışacağım tabii ki de. Gel lütfen ya, sizi tanıştırmayı çok istiyorum. Deliği kaçırır mıyım? Geleceğim tabii, geleceğim. Oh. Ama kaçta geleceğim bilmiyorum yani. Toplantı uzayabilir. Ya sen gel de, saat kaçta gelirsen gel. Hem benim partilerim uzun sürer. Bilmez miyim canım, bilmez miyim? Teşekkür ederim. Sabahlarız artık herhalde.
Çok yorma beni bak, işim var artık. Tamam mı? Sen gel de. Tamam, geleceğim tabii, geleceğim. Bak sen. Ay çok heyecanlı. Nasıl olmuş? Güzel. Sen daha hazırlanmamışsın. Ya hazırım aslında da bunu yapamadım. Gel, ben hallederim. Her şey hazır. Bir saat içinde toplanıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ha bu arada Ozan nerede? Hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Bugün arayayım. Konuş bakalım. Efendim baba. Oğlum, evladım. Neredesin? Çıkacağım birazdan. Ne olur. Bir şey mi var? Yok oğlum bir şey olmadı. Biraz erken geldi. Toplantıdan önce bir kahve çevirecektim çocuğum. Tamam olur. Tamam oğlum benim. Canım evladım. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Biliyor musun? Baştan karşı çıktım ama Ozan'ı bu işin içine dahil etmen doğru bir karar sanırım. İnşallah düzelecek gibi görünüyor. İnşallah, inşallah. Merak etme. Çok korkuyorum Ozan için. Ozan nerede kaldı Cihan? Sinirlerim tepeme çıkmak üzere. Çaktırmamaya çalışıyorum çünkü ben onu... Sakin ol, sinirlenme. Trafikte falan kalmıştır belki. İyi, sakin olacağım. Ya erken gel dedim. Bak bu kadar insan bekliyor. Biliyorum, biliyorum. Haklısın ama biraz daha bekleyelim. Yok, başlayalım. Ayıp oldu. Sevgili arkadaşlar. Benim sevgili oğlum bugün burada olacaktı ama şu ana kadar gelemedi. Belki trafiğe sıkışmıştır, bir şey olmuştur. Bundan sonra Dar Şirketler Grubu'nun %10 hissesini oğlum Ozan yönetecek. Ayrıca annesinin olan, Dilara'nın olan %20'sini de Ozan yönetecek. Yani %30 hisseye sahip. İsterseniz başlayalım. Oğlum da gelince başlar. Buyurun. Merhabalar arkadaşlar, özür dilerim. Geç kaldım. Candan. Merhaba. Dark Şirketler Grubu'nun %30 hisselerini eski bir müvekkilim satın aldı. Ben de onu temsil almalıyım. Umarım beğenir. Hala ışıklar konusunda kararsızım ama. Şunları diyorum, şöyle mi alsam, hepsini bir yere toplamasak mı? Hayır hayır, bence böyle çok iyi de şey soracağım ben. Kaç kişi olacağız? Yani 15-20 kişi falan. Kimler geliyor? Hakan geliyor. Işıl'la Pırıl geliyorlar. Ay iki kardeş hiç eksik kalmaz, evet. Taner geliyor, kız arkadaşını da getir dedim. Bir de Harun abim geliyor. Süper. Tanışıyorlar yani bu gece. Tanışacaklar. Çok heyecanlıyım. Cihan mahvolduk. Nasıl? Yani ne demek bu şimdi %30'unu birden satmak?
Baba açmıyor mu? Yok kızım, bu iyice kapatmış telefonu. Nerede olabilir? Nerede olacak? Candan'ıyla bir yerde saklanmıştır. Bunu da yaptığına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bütün bunların sorumlusu sensin Dilara. Ne demek şimdi bu Cihan? Ozan'a vekalet vereceğimi gayet iyi biliyordun. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu Candan denen kadını hayatımıza tekrar sen soktun. Seni 50 kez uyardım. 1000 kez söyledim. Yapma. Bu kadın şeytan, bu kadın hain. Yok, hayır. Sen dinlemedin. Ne yaptın? İlk bizim yönetim kurulumuzda sen getirdin, soktun bu kadını. Bak, anasının oğlu. Her şey benim suçum yani. Senin hiçbir kabahatin yok, öyle mi Can? Benim kabahatlerim var ama senin kadar değil Dilan. Benim en büyük kabahatim seninle tekrar evlenmek. Ya, tamam Can, tamam. Harun geldi. Canım abim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun bakalım Fıstık Hanım? Bu ne güzellik. Beğendin mi? Hoş geldin. Nasılsın Leyla? İyiyim. Sen? İyi, idare ediyoruz işte. Hemen içki alıyorum sana. Olur. Nerede bakalım seninki? Göster bakalım, beğenecek miyim? Ya abi ya. Sen demedin mi tanıştıracağım siz diye? Evet, utanıyorum zaten. Yok öyle, bir alacağız ifadesini bakalım. Kimmiş, neciymiş, ne yapıyormuş, bizim bir tanecik kızımıza layık mıymış? Ya seninle tanıştıracağım diye çok heyecanlıyım. Allah Allah, hiç belli olmuyor. Geç dalgamı, geç. Toplantıda şimdi. Gelir birazdan. Ay. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? İş adam mı? Gelince kendin sorarsın. Peki bakalım. Peki soralım. Tamam. Çocuklar, o Ozan'ı iğne deliğine girse bulup bana getireceksiniz. Tamam mı? İstanbul'u didik didik edeceksiniz. O çocuğu buraya getireceksiniz. Toplantıda mısın Cihan? Şu anda hiç müsait değilim Ayşe, söyle. Herkes geldi. Senin için toplandık. Ayşe, şu anda doğum gününe falan gelecek halim yok, tamam mı? Yani başıma kötü şeyler geldi, sonra konuşuruz, tamam? Gelemiyorum yani, kusura bakma. Hadi. Cihan.
Parti bitti. Ayşe ne oldu canım? Kötü bir şey mi oldu? Konuşmayalım Arman. Tamam, söylemedim bir şey. Konuşmayalım da. Ben öldürürüm ama bu adamı. Gidelim oğlum çoktu. Gel tamam gel gel. Gel. Ya Burak'ım, vallahi ben mahvoldum ya, mahvoldum ben. Vallahi mahvoldum ya. Bu torun bizim vallahi ölümümüze sebep olacak ya. Ya babacığım, bu kadar canını sıkma sen. Nasıl sıkmayayım kardeşim, nasıl sıkmayayım ya? Nasıl sıkmayayım canım ya? Vallahi babasının elinde kalacak diye korkuyorum. Biz nasıl adam edeceğiz bu çocuğu bu saatten sonra? Ha? Ya ne yapmış biliyor musun? Ya gitmiş hisseleri satmış ya. Ben bunları nasıl geri alacağım? Nasıl geri alacağız bu hisseleri biz? Ya o işin kolayı var aslında biliyor musun? Nasıl kolayı var ya? Ya bir rapora bakar Rahmi'cim. Nedir ki ya? Bak şimdi ben sana anlatayım. Lan bırak!